Nasılsınız, iyi misiniz? İşte yeni videoyla karşınızdayım. Nen 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 nen. Nen 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 nen. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Göbek atsın hanker. Hanker uzun zaman sonra ilk defa etser olarak dizinin içinde aynı yatakta. Etser olarak dizinin içinde uzun zaman sonra aynı yatakta. O senaristlerin 7 bölüm Serkan'a hafıza kaybı yaşatmalarından sonra birkaç bölümde işte nikah masasıydı, yok sahte nikahtı, gerçek nikahtı, yok Eda ile Deniz gerçekten evlenmişti, sonra hamile kalmıştı Selin filan derken hep ayrılık, hep birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Ancak görüyoruz ki 38. bölümde birlikteler, aynı yataktalar. İlk defa geceyi birlikte geçiriyorlar. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey bu. 38. bölümden bir fotoğraf. Yapım şirketinin admininin paylaştığı bir fotoğraf. Bu çok güzel. 22-28 Mart haftasında sosyal medyada en çok popüler kadın dizi oyuncularını söylüyorum. Yapılan araştırmalar çok önemli değerli takipçiler. Bu araştırmalar sektöre yön veriyor. Hande Erçel 121.217 oyla kraliçe oldu. Gönüllerin kraliçesi bu değerlendirmede de listenin başında. İkinci Tuğba Büyüküstün 53.731. Tuğba Büyüküstün bir zamanlar çok sevilen, çok değerli, çok takip edilen bir oyuncuydu. Ancak yaşadığı bir aşk hikayesi o kadar önemli ki, ünlülerin gönül ilişkileri, doğru ve yanlış insan o kadar önemli ki değerli takipçiler. Tuğba Büyüküstün gibi zirvedeki bir kadın, sevgilisi yüzünden bazı fanları tarafından diyeyim daha doğru, ben hep doğru konuşurum. Mesleğine aşık ve mesleğini hep dürüstlük için yapan bir gazeteci olarak bazı fanları tarafından maalesef takipten çıkarıldı. Tuğba Büyüküstün'ü çok uyardılar. Bundan önceki ilişkisinden. Şimdi en son kimle beraber? Engin'le mi beraber? Allah mı söyletiyor? Başrol arkadaşıyla mı beraber? Bundan önceki o lokantacı sevgilisiyle çok tartışılıyordu o ilişki. Adam bir gazeteciye silah çekmişti, onun korumaları çekmişti, hapse girmişti adam korumalarıyla beraber falan, biliyorsunuz olaylar olmuştu. Sonra Tuğba Büyüküstün'ün annesi istememişti, babası istememişti o ilişkiyi falan. Sonunda 2-3 sene sürdü, ayrıldılar ama Tuğba Büyüküstün'den de çok şey götürdü. Tuğba Büyüküstün resmen mesleğini kenara koydu, o sevgilisiyle beraber iş yapmaya başladı ya. Restoranlara ortak olmuş filan diye duyuyorduk. Restoranlara gidiyordu gün boyu. Ya gitsene sen setlere. Sen oyuncusun. Ne işin var senin işletmecilikte? İleride yaparsın belki bir şeyler. Birikimini değerlendirmek için. Ama setler borçlanır mı Tuğba Büyüküstün? Şimdi geri döndün ama o eski ihtişamın yok. İşte listelerde de ikinci sırada olman da güzel. Hande Erçel'in altında olman da güzel. Bu da bir başarıdır. Çünkü altında kimler var? Bak söyleyeceğim. Demet Özdemir 27.854. Ebru Şahin 27.080. Damla Sönmez 17.365 oy. Hande Erçel'in oyunu söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Videoya buradan giren olmuşsa duysun. 121.217 oy. Hande Erçel bu haftanın da her hafta olduğu gibi kraliçesi, zirvede olan ismi o. Sevgili sevgili, erkek içinde, kadın içinde, hayatta da, ünlüler dünyasında da insanı vezir de eder, aşağılara da indirir diyelim biz ona, aşağılara da indirir. Seçtiğin partnerin, hayatta yürüyeceğin partnerin çok çok önemli. Sana destek olacak insanlarla birlikte olman lazım. Bu illa meslektaşın olacak diye söylemiyorum. Ama Kerem Bürsin gibi önemli bir insan, önemli bir yürek, önemli bir şahsiyet, karakter Hande Erçel'i nasıl taşıyor, nasıl zirvede yardımcı oluyor zirvede kalmasına? Çünkü onu
her türlü onore ediyor. Duygularıyla da onore ediyor, çalışmasıyla da onore ediyor, işiyle ilgili de onore ediyor. Ya aldı kapağı, na 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 kapağını, derginin kapağını bizlere gösteriyor. Story atıyor, sevgilisinin kapağını bizlere sunuyor. Ne mecburiyeti var, ne mecburiyeti var, çok güzelsin diyor ona. Saç yapılırken Hande Erçel'i çekiyor, çok güzelsin diye bizlere atıyor. Bizler zaten biliyoruz çok güzel olduğunu ama sevgilisiyle gurur duyduğunu anlatıyor. Gurur duyduğunu anlatıyor. Evet, final yapacağı söylenen Sel Çal Kapımı dizisinin 13 bölümde Fox TV ile yapımcının anlaştığı bilgisi geldi. Bu güzel haber, reytingler düşük olsa da Sel Çal Kapımı dizisinin bütün dünyaya satılmış olması tabii ki Fox Türkiye'nin de hoşuna gidiyor. Hem oradan bir gelir elde ediyor, hem Fox Türkiye'nin dizisi olması bu kanalı duygulandırıyor. Çünkü Fox Amerika'nın dizilerinin arasında bile ben 53 ülkeye, 55 ülkeye satılan olduğunu zannetmiyorum. Evet, bir de önemli bir incelikten söz edeceğim. Bu söyleyeceğim konuyu lütfen iyi dinleyin. Bu dizide son bölümde değerli takipçiler, son bölümde Hande Erçel'i havalimanında Amerika'ya gitmek için uçağına doğru yürürken omuzunda bez bir çanta vardı, bir valiz vardı. Bir de omuzunda bez bir çanta vardı. Bu çantanın üzerinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın logosu var. Ve çanta Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na sığınan kadınlar tarafından dikiliyor. Ve bir gelir olarak, gelir elde etmek için satılıyor. Kermeslerde satılıyor. Şimdi anlatacağım hikaye çok önemli. Fan var, fan var. Ünlünün fanı olmak, hayranı olmak güzel bir şey. Ama bir ünlünün fanı olarak o ünlüyü daha da yüceltmek, toplum gözünde milyonlara daha da sevdirmek çok farklı bir şey. Bir fan olarak bunu yapabiliyorsan, buna katkıda bulunabiliyorsan ne mutlu sana. Bu anlamda Hande Erçel'in fanlarını kutlarım ve onlara çok teşekkür ederim. Ben de duyarlı bir vatandaşım çünkü. Tüylerim diken diken oldu. Hande Erçel'in fanları geçtiğimiz sonbaharda Hande Erçel'in doğum gününde para topluyorlar aralarında ve bir kanser derneğine, vakfına ya da tam adını şimdi bilemiyorum, onun için söylemiyorum yanlış olmasın, bağışta bulunuyorlar. Ayrıca Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na da bağışta bulunuyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum, o toplanan paralarla o sanatçıya, o ünlüye hediyeler yağdırılabilir. Elbette ona bir jest, bir kutu çikolata, ne bileyim ben, bir bebek falan şöyle yapma, öyle hediyeler mutlaka verilir sembol olarak. Ama asıl yoğun olarak kendi aralarında para toplayıp hayranlar, fanlar yardım kuruluşlarına bağış yapıyorlar. Bu harika bir şey. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışta bulundukları zaman vakıftan bu onların ürünü olan kadınların oraya sığınan koca dayağından, sevgili dayağından, gördükleri şiddetten kaçıp oraya sığınan, biliyorsunuz böyle bu vakıfta yatılı kalan, sığınmış kadınlar var. Orada sıcak bir aşk buluyorlar. Kendileri gibi olan insanlarla sohbet etme imkanı buluyorlar. Ve bu tip ürünler de üreterek günlük yaşamlarını da döndürüyorlar. İşte çamaşırın, deterjanı, şuyu, buyu falan, değil mi? Şimdi bu fanlar doğum gününde buraya hem yardımda buluyorlar, hem bu çantalardan ücret karşılığı alıyorlar. Ve o aldıkları bu çantayı da Hande Erçel'e hediye ediyorlar. Mor Çatı Sığınma, Kadın Sığınma Vakfı'ndan aldıkları bu el ürünü, oradaki kadınların ürettiği bez çantayı, bez kumaş çantayı hediye ediyorlar. Ve yapımcıya da bunun dizide kullanılması için ricada bulunuyorlar. Hande Erçel'e de ricada bulunuyorlar. Hande Erçel de gururla, seve seve,
memnuniyetle bunu dizide kullanıyor ve bizim gözümüz bunu görünce burada hepimiz duygulanıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Ünlü olmak, illa lay lay lom yapmak mı? İşte Hande Erçel, örnek bir ünlü. İşte Hande Erçel'in fanları. Örnek fanlar, bravo, kutluyorum. Hem Hande Erçel'i sanatçıyı kutluyorum. Hem de onun hayranlarını bu güzelliği yapan, bize sunan, bize anlatan Mor Çatı Kadın Vakfı'nın, Kadın Sığınma Vakfı'nı milyonlara hatırlatan herkesi, bütün hayranları kutluyorum. İşte bu da çantanın böyle tek başına pembe, toz pembe bir çanta ve Hande Erçel onu sette kullanıyor. Bu da çok çok hoş bir şey. Peki değerli takipçiler, beğendiyseniz beğen yapın. Eğer kanalıma abone değilseniz, aşk olsun ama ya, değil misiniz? Hala değil misiniz? Of. Hem siz abone olun, hem de dostlarınıza. Onları da abone olmaları konusunda teşvik edin, olur mu? Sevgiler.